İstanbul Cebeleri Show'dayız. Sektörümüzün en büyük firmalarından birinde Midas'tayız. Gökhan Bey'le birlikteyiz. Gökhan Bey, fuarın artık 3. günü nasıl geçiyor? Sizden böyle bir değerlendirme alabilir miyiz? Fuarımız, öncelikle şunu söylemem lazım. Birliğimiz gerçekten hazırlanmış. Hem alım heyetleri olsun hem de alıcılar olsun. Bildiğim kadarıyla 600 üzerinde alım heyet firması geldi ve 1000'in üzerinde de kişi geldi diyebiliyorum. Şu anda gördüğümüz kadarıyla bir hareket var ama yani bunun tabii ki de gerçeğe nasıl dönecek, neler olacak, biz bunlara bakmamız lazım. Bu şu anda önümüzde çok ciddi bir sorun var, altın fiyat farkı. Yani bizim sektörümüz şöyle bir sektördür, gerçekten su akar yolunu bulur ama şu anda suyumuz kesildi. Umarım yani başkanlarımız, bütün başkanlarımız her birliklerde bu konularda ciddi savaşlarını veriyorlar. Umarım bakanlarımız da bu konuda en kısa sürede bu kot olayını kaldırır. İhracatçıya destek verilmesi lazım. Bize cari açık önümüze sunuluyor ama biz bundan 1,5 ay, 2 ay evvel İSVEDO toplandığımızda aslında biz cari açık değil, cari fazla veriyoruz. Sadece bunun çok güzel bölünmesi ve bakanlarımıza bunu çok net bir şekilde anlatmamız lazım. Onun dışında yani baktığımızda dünyada zaten bir ciddi bir global kriz geliyor. 2025'in ne olacağını öngörmek mümkün değil. Her geçen gün maalesef savaşlar artıyor. Ve bunlar direkt olaraktan yani elimizde olmayan sebep. O yüzden de hani buna bir şey yapamayız. Ama bizim elimizde olan bir olay var. O da bu altın fiyat farklılığı. Biz bunu düzelttiğimiz noktada en azından aynı platformda rakiplerimize savaşabilir hale geliriz. Geçtiğimiz İtalya ve Hong Kong fuarında maalesef bizi üzen çok kötü müşterilerden yorum aldım. Müşterilerimiz şunu söyledi: biz Türklere çok teşekkür ederiz. Ne oldu diye sorduğumuzda biz dedi sizlerin sayesinde daha ucuz mala nereden erişebiliriz? Ve bunun en başında Endonezya geliyor. Biz bunları öğrendik dedi. Şimdi hali hazırda biz zaten ülke olarak İtalya'yı geçmiştik. Evet. Ve yıkıcı bir güçle geçmiştik. Hem kalite olsun, hem hizmet, hem yani bütün her konuda. Ama şu anda zaten bildiğimizden Murat Bey'in de söylediği gibi İtalya bizi geçti. Bunun en büyük sebebi de Türk'ün ithalatı. Maalesef. Bunlar eğer yine aynı yere gidiyoruz. Başkalarına para kazandırmamıza gerek yok. Ve bu Endonezya gibi uzak doğudaki aslında Malezya olsun bu ülkelere güç vermeye de gerek yok. Biz onların müşterimizi kaptırdığımızda geri alırız ama bunun bir bedeli olacak. Bu bedelleri de boşu başına ödemeyelim. Zaten 1-1,5 yıl aşkın bir süredir bu bizim karşımıza olan bir şey. Firmalara dayandı, dayanmaya çalışıyor ama görüyoruz ki bir hayal vardı. Türkiye'yi Dubai yapmak. Şu anda baktığımızda Dubai'liler veya başka pazardaki bütün herkes Kuncukent'ten veya Vizyon Park gibi yerlerden taşınmaya başladı. Toparlanmak zorundayız, toparlanacağız. Bu bizim dede mesleğimiz de değil. Bu bizim ata mesleği. Binlerce yıla dayanan bir şey. Yüz binlerce insanın çalıştığı, başka sadece kuyum olarak bakmamak lazım. Yan ürünlerde parça alımı olsun, başka işlerde de biz aslında sektör olarak çok büyük bir sektörüz. Ve baktığımızda bugün Türkiye ihracatında en fazla kilo başına katma değeri üreten sektör kuyum sektörüdür. O yüzden de bunun gerçekten değerini bilip çok doğru bir şekilde anlattıktan sonra da bu mücadeleyi vermek zorundayız. Olan yüz binlerce insana ve Türkiye'ye olur. Güçlü olduğumuz bir sektörde de zaten belli başlı sektörler Türkiye çok kuvvetli. Bu gücü kaybetmemiz lazım. Umarız en kısa zamanda fabrika ayarlarına geri döneriz. Umarım. Biz de zaten tek umudumuz o. Tek savaşımız, tek mücadelemiz bu. Olacağına inanıyoruz. İnanmak zorundayız. İnşallah da güzel geçer bundan sonraki vakitler diyelim. İnşallah. Sizin gibi büyük firmaların önderliğinde inşallah bugünleri de atlatacağız. Hayırlısı. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun.